hasta bakılmıyor ama ben zaten normalde 70-80 tane hasta bakan bir doktorum ilçe şartlarında. Ama o gün sağlık kuruluna da bakacağım için öğleden sonra hastaya diğer iki tane dahilecinin boş olduğunu anladım, randevu olmasını söyledim. Bunun üzerine o kişi hakaretler savurdu bana ve kişi hakkında beyaz kod verdim. Sonrasında kişi karakola götürüldü. Aradan biraz zaman geçtikten sonra poliklinikte hasta bakarken bu kişinin daha sonrasında abisini olduğunu öğrendiğim şahıs benim yanıma düzgünce gelip benimle konuşmaya başladı. Benim kız kardeşime hakaret etmişsiniz falan dedi. Ben de hiçbir şekilde hakaret etmediğimi, sadece o gün için randevu veremeyeceğimi söyledim. Kişinin randevusu yoktu ve o gün için ben öğleden sonrasında yoğun olduğum için kişiye bakamayacağımı ifade ettim. Bunun üzerine durduk yerde masanın üstündeki mermeri alıp başıma defalarca öldüreceğe vurdu. Başımda şu an 8 tane kafamda dikiş var. İnşallah sağlıkla şiddete son olur. Şu an için biz kişiden ve kız kardeşinden şikayetçi olduk. Emniyette ifademizi verdik. Şu an kaymakamlığa geldik. Kaymakamlıkta da can güvenliğimize dair dilekçe vereceğiz. Çünkü kişi bana tehdit etti. Ben buranın İslahiye'nin büyük ailelerinden birinin çocuğuyum dedi. Haddini bil dedi. Bunun üzerine biz gerekeni yapmaya geldik. Gerekeni adli kurumlar yapacaktır.